Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kripto coin sitesi üzerindeyiz. BTC düşerken balinaların ilgi gösterdiği ve alım yaptığı kripto paralara şöyle bir göz atacağız arkadaşlar. Yani genel olarak dip fiyatların değerlendirildiği altcoin'ler. Şimdi bunlardan bir tanesi Cardano yani Ada Coin. Ada Coin'de ekseriyetle burada çok daha fazla BSC balinaları alım yapar arkadaşlar. Biliyorsunuz Ethereum balinaları ve BSC balinaları ayrı ayrı çokça bilinir ve büyük balinalardır. Ada Coin her zaman BSC balinaları içerisinde en çok alım yapılan 10 coin listesine rahatlıkla giren bir genel yapıda olduğunu bir kere bilmek lazım. Cardano'nun katalizörleri fazlaydı. Ayın 14'ünde Valant'in yükseltmesi geldi. Beraberinde geçmişte Midnight gibi projelere girdiler ki şu anda Binance üzerinde Jet'le daha doğrusu Jet üzerinden Binance'la ortak olabilme gibi bir takım çok güçlü ihtimalleri var arkadaşlar. Yılın başından beri TVL değerleri 2 kata kadar artış gösterdi. Beraberinde yatırımcı sayılarında da büyük yükselişler yaşandı. Dolayısıyla Ada Coin ilerleyen süreçte gerçekten çok güçlü bir boğa performansı gösterebileceği gibi anlık BTC açılımlarında da Ada tarafında rutin, istikrarlı, güçlü yön yukarı hareketler gözlemleyebiliriz. Burada tabii ki Ada'da kademeli alımlar yaparak makul ve mantıklı seviyelerden kademeli alımlar yaparak olası piyasa yükselişlerinde gerçekten güçlü karlar elde edilebilir. Çünkü katalizörleri de fazla ve epey iyi hareketlenmeler gözlemlendi arkadaşlar. Tabii ki bir diğeri HEX, bu arada bu ne ya USDP falan diyor. Neyse bunu da değerlendiririz. Şimdi bunlardan bir diğeri HEX arkadaşlar. Son zamanlarda kurumsal ilginin arttığı bir kripto paradır bir kere HEX. Burada Richard Hart'tan söz ediyor. Farklı isimler tarafından da bu arada çok şey yapılıyor yani çok desteklenen bir coin. Topluluk odaklı da inanılmaz çalışmaları var. Kurumsal ilgi arttı. 2022'deki yine çalışmalarını beğeniyorum. Bu arada Cardano'nun 2022 çalışmaları da iyiydi. HEX'in de iyiydi arkadaşlar. HEX tarafında da yükselişler bekliyorum. Özellikle elde tutma oranları son 1-2 ay içerisinde HEX'te ve uzun vadeli daha çok orta vadeli tabii şu an yatırımcı sayısı artış gösterdi. Bu da ilerleyen süreçteki yükselişini aslında düzgün bir şekilde devam ettirebileceğini ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi burada bu arada bir Paxos meselesi var. Hazır yazıyorken ona da değineyim BUSD konusunda. Arkadaşlar Paxos'la Binance aralarındaki ilişkiyi tamamen sonlandırdılar. Yani artık hiçbir şekilde Paxos BUSD ihracı işine girmeyecek. Tabii bu neye yol açtı? BUSD'de bir takım sıkıntılara yol açtı. Ne biraz daha spekülasyondan konuşursak BUSD'nin büyük oranda satışları gerçekleşti. Beraberinde Binance BUSD'de yakımlara gitti vesaire vesaire. Tabii burada dolar sabitliğini kaybetmeyecektir. Ancak bunun sebebinin de Binance'ın yakımlar yaptığını unutmamak gerekiyor. Bunun olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla ben şu an BUSD'den ziyade USDT'nin biraz daha mantıklı bir stable coin olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunlardan bir diğeri zaten iki tane kaldı. Shiba ile arkadaşlar Sandbox üzerine konuşacağız. Şimdi bunlardan bir diğeri Sandbox. Bir kere neler yaptı? En son Suudi Arabistan haberini duyurdular ki Suudi Arabistan haberi çok büyük bir haber. Biliyorsunuz Suudi Arabistan tarafı kendilerinin 2023 yılı içerisinde dış ticaretlerinde büyük oranda kripto para kullanacaklarını ifade etmişlerdi. Hemen beraberinde Sandbox'la bir ortaklığa gittiler ki bu da 2023 yılı ve devamında Sandcoin'in Suudi Arabistan'ın dış ticaretinde kullanılabileceğini hepimize göstermiş oldu. Bakın bu çok ciddi bir durum. Yani dile kolay bir şekilde söylüyoruz ama Suudi Arabistan'ın dış ticareti inanılmaz derecede geniş arkadaşlar. Yani burada Sand ile ödeme yapıldığını düşünüp hayal edebiliyor musunuz? Yani Sand üzerine ne kadar ileri miktarlarda bir hacme, inanılmaz derecede bir işlem gücüne sahip olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla çok ciddi bir haberdi. Yine Sandbox farklı farklı işte Paris Hilton vesaire gibi isimleri Metaverse'üne çekerek
büyük ölçüde bir çalışma yaptı. Daha doğrusu bir PR çalışması yaptı arkadaşlar. Yine bütün bunların yanı sıra staking üzerinde de ciddi güncellemelere gittiler. Her zaman söylüyorum yani uzun vadede bu staking oranlarını daha doğrusu iki kata kadar bir sıkılaştırma yapmak ve dolaşan arzı makul seviyelerden arttırmak gibi bir strateji ki bunları yaptılar. Yapmaya da devam edecekler. Uzun vadede istikrarlı bir hareket değildir. Daha doğrusu istikrar sağlandığı takdirde uzun vadede başarılı olacak bir politika değildir. Ancak boğa sezonlarında ciddi çalışır. Yani boğa süreci içerisinde BTC'nin de yukarı gittiği süreçlerde arkadaşlar coin'in üzerindeki talebi gitgide arttırır. Dolayısıyla katlama oranı dediğimiz yön yukarı büyük yükselişlerin gerçekleşmesini ifade eder. Dolayısıyla sonrası sonra değerlendirilir. Ancak Sant'ta bu boğa sezonu içerisinde büyük yükselişlerin gelişini ifade ediyor. Shiba'da sonuncu galiba. Şimdi Shiba'yla da alakalı konuşup zaten burada videoyu nihayetlendireceğiz. Shiba geldiğimiz noktada Shibarium'un gelişiyle birlikte ki her zaman söylüyorum bu arada Shibarium'un bu hafta çıkması bekleniyor. Hiç değilse vaat bu. Planlanan şey bu arkadaşlar. Bu hafta çıkması bekleniyor. Shibarium'un gelişinin doğrudan doğruya Shibcoin üzerindeki kurumsal ilgiyi arttırması ve az önce söylediğimiz gibi yani Suudi Arabistan'ın kullanımından ziyade farklı şirketlerin tabii ki uzun vadede Shibcoin kullanması bunun da hacmine, işlem gücüne pozitif etki etmesi bekleniyor. Bütün bunlar yapılırken en nihayetinde %5 oranda beklenen bir otomatik Shibcoin yakımı gerçekleşecek. Bu da inanılmaz derecede büyük bir şekilde Shibcoin'de enflasyonun geri çekilebileceği bir deflasyon yapısının belirlenebileceğini ortaya koyuyor. Tabii bütün bunlar olurken NFT'ler, Metaverse hareketleri gibi çok büyük katalizörleri de var. Bunların her biri ortaklık ve işbirliği çektiği gibi arkadaşlar, aynı zamanda odaklanılması gereken bir diğer nokta kısa vade içerisinde satışlar üzerinden kullanım olduğu için yine Shipcoin'de boğa içerisinde pump hareketleri, sıkı pump hareketleri geçmişteki gibi gözlemlenebilir. Dolayısıyla aynı zamanda Ethereum balinaları arasında da büyük ölçüde alımı devam eden ve elde tutma oranları çok yüksek olan Shiba'da büyük bir boğa sezonu gerçekleştirebilme ihtimali çok 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 yüksektir arkadaşlar. Genel olarak buradaki altcoin'ler böyle ve beklenti bu. İyi bir sepet olduğunu düşünüyorum ve buradaki altcoin'lerde de aslında bir yatırım yapıldığı takdirde yatırımcıyı memnun edebilecek bir sepet oluştuğu kanaatindeyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.